Bildiğiniz gibi ilk maç 4-1 evimizde mağlup olmuştuk. Pazar günü son oynadığımız Tokat maçıyla devre arasına gideceğiz. Bugün daha çok ligde forma şansı az bulan, oynayamayan ve sakatlıktan çıkan oyuncularımıza forma şansı verdik. Onlar da elinden gelen mücadeleyi verdiler. Oyundan gayet memnunum. Akhisar Spor takımına bir üst tura çıktığı için tebrik ediyorum. Pazartesi gününde oynayacakları Konya Spor maçında başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz lig. İkinci etap çalışmalarıyla beraber inşallah ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp ligi birinci bitirip üst lige çıkmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçen sene hani kupayı kazandığımız için üstümüzde bir sorumluluk var. Yani bu kupaya değer verip bu kupada yola devam etmek önemli bir misyon. Çünkü bu kupa size Avrupa'yı getiriyor. Yani Avrupa'ya ulaşmanın bizim gibi ölçekli takımlarda kupanın getirisiyle oluyor. O yüzden iyi performans sergiledik. En azından ilk tur, kendi adımıza ilk tur olarak görüyorum. Ama Karagümrük takımına da teşekkür etmek istiyorum. Yani biz çok temiz iki maç oynandı. Yani hiçbir tartışma olmadan, hiçbir agresiflik olmadan, tabii ki bunu tur atladığımız için söylemiyorum. Samimi olarak onlara, başkanına, yönetim kuruluna, hocasına ve oyuncu grubuna da teşekkür ediyorum. Tabii ki tur atlamak keyifli. Yani şimdi de iyi bir kurayla, inşallah yine iyi bir kura çekeriz. Avantajlı bir kura çekeriz. Gidebildiğimiz hedefe kadar gitme amacındayız. Bu arada hem yarışıyorsunuz hem de yetiştiriyorsunuz. Yani bu bizim Akhisar Spor için de çok önemli. İlk maçta iki tane genç oyuncumuzu oynatmıştık. Filiz, yani kendi öz kaynaklarımızdan iki tane oyuncu. Bugün de iki tane yine bizim tesislerin hemen arka sokağından iki tane çocuğu oynatmak. Bu da bize gurur ve mutluluk veriyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Yani bu bizim misyonlarımızdan bir tanesi. Hem yarışmak hem de birilerini yetiştirmek. O açıdan da mutluyum yani. Soru olan? Ya şimdi bazı mevkilerde oyuncumuz olmadığı için fedakarlık istiyorum. Yani bu hafta sonu Manu için de geçerli, Regaten'de, Caner'de, yani Bokile, Onur, bunların hepsi ilk 11'e oynayabilecek durumda. Ama bazı oyuncular bu sahada yer almak zorunda çünkü o mevkilerde oyuncumuz yok. O yüzden tercihlerimiz, ama diğer türlü de bazılarına idman yaptırmak istedik antrenman, Konya maçını düşünerek. Bazı oyuncuların da antrenman seviyesini, maç seviyesini yükseltmek için böyle bir karar aldık. Yani hepsi bir arada düşünüyoruz Aydın abi, aslında bu. Konya maçı için değerlendirmelisin. Yani biliyorsunuz hani bazı hedefler konmuştu puansal anlamda. Tabii ki bunlara ulaşma adına çok önemli. Rakibi burada tabii ki yenmek istiyoruz. Yani önemli bir rakibimiz var. Çok düzenli oynuyorlar. Aykut abinin gelmesiyle de o pozitif futbol, skora yansıyan ve aynı zamanda sabırlı oyun. Ama biz eksik yedik ne varsa elimizde. Bütün enerjimizi son maça hazırlayıp kazanmak bir şekilde devre arası ve sonrasında da transfer, hepsi bir arada motivasyonumuz o yönde. Yani bu maçın önemi bizim açımızdan çok değerli, çok büyük. Konya Spor için söylüyorum. Tabii bizim kafamızda belli. Yani takıma da sorsanız aslında belli de, tabii biz çok renk vermiyoruz. Ama çok net yani, başkan beyle de görüşüldü, adımlar da atıldı. Bazılarında karşılık da aldık. Yani en azından olumlu olarak. Çünkü birkaç tanesi gerçekten zor transferlerin. Ama biz kalitemiz var. Kalitemize kalite katacak, yükseltecek oyuncu istiyoruz. Yani bu sadece günü kurtarmak için değil. Geldiği zaman Akhisar Spor'a seviye kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Takımımızı bozmadan, üstüne iyi takviyelerle ikinci yarı daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.